evi barkı sattık, düştük yollara. Üç kadın kırk nüfus benim neyime, kirli havasına, kesik suyuna. Biz geldik İstanbul al kollarına. İki eksik kırk fazla, İstanbul bizi sakla. İki eksik kırk fazla, İstanbul bizi sakla. Dünyayız biz, çocuklarız. Biz bize benzeriz, bizler kaygısızlarız. Garip şehir, işini bilenler ayakta kalır. Herkes bir iş yapar gibi görünür ama en az çalışanlar en çok dinlenir. İki eksik kırk fazla, İstanbul bizi sakla. İki eksik kırk fazla, İstanbul bizi sakla. Dünyayız biz, çocuklarız. Biz bize benzeriz, bizler kaygısızlarız. Başımdan. Başım ağrıyor. Hem bugün benim sıram değil. Ne sırası kız? Elemanı arıyorum. Nerede yatıyor biliyor musun? Bana ne be elemandan? Sabriye'nin oğlu. Git ona sor. Sabriye'yi bulamıyorum ki. Düz yürü. İkinci çocuktan sola sap. Sonra üç çocuk say. Tekrar sola sap. Sabriye orada hadi. Sağ ol kız. Defol git. Yersin şimdi tepi hadi. Ayağın kırılsın Rıdvan. Ne Rıdvan'ı lan? Baba sen misin? Benim tabii. Rıdvan da nereden çıktı? Rüyamda Rıdvan'a karşı Galatasaray forması giymiştim. Tam golümü atıyordum ki... Ağzının ortasına bir gol atarım şaşırırsın. Sabahtan beri seni arıyorum. Burada yatıyordum işte baba. Her gece yerini değiştirme. Radarım mı var benim? Tamam, bir daha aynı köşe gönderinde yatarım. Hadi iyi geceler. Başlatma iyi gecenden. Hadi yürü, tarlaya gidiyoruz. Bugün velimden mazeret kağıdı getirsem de tarlaya gelmesem olmaz mı baba? Şimdi bacağını esnaftan kırarım görürsün gününü. Hay böyle kısmetin içine. Ya bu evde 36 çocuk var. Benim şansım da 36'da bir. Ama her seferinde beni götürüyor tarlaya. Bir gün yedek kulübesine otursam da ilk 11'de yer almasam olmaz mı yani? Çok konuşma. Tarlada işler bizi bekliyor. Tarla da tarla olsa ya. Nesi varmış tarlamızın? Kalk son ses kalk çay suyu koy. Kalk hele. Hevala. Kalk lan. Hadi. Gel lan, gel, gel. Nasıl işte? Go, go, go. Eskiden bu dağ taş dedenin arazisiymiş biliyor musun lan? Sonra ne olmuş? Dedem dokuz kusurlu hareketten birini mi yapmış?
9 olsa iyi. Dedenin tam 24 tane çocuğu varmış. Onun çocukları, onun torunları derken bize kala kala burası kaldı işte. Bu tarla 7 cücelere bile yetmez baba. Buna da şükür. Aç değiliz, açıkta değiliz. Hadi çocuklar yemeğe, hadi, 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 koşun, koşun, hadi. Hadi, hadi, hadi. Bırak oğlum terliği, ekmek burada, al, al. Oğlum bırak kolumu kemirmeyi. Patlamadın ya, vereceğim ekmeğini. Biz kendimizi de kendimiz bulduk. Bu kararların ne suçu var? Kaç gündür ailece kuru ekmek yiyoruz. Söylenmeyin be. 3 ay önce pirinçli tavuk yemiştiniz ya. Nankörlük etme. Aman büyük abla sen de. O gün çocuklardan 8'in sünnet ettiydin ya. Hepsi ne diye korusun bu domuzu anlamam. Size üstüme kuma gelin diye kırmızı bal mumlu davetiye göndermediler ya. Hadi ben gidip şu kalan ekmekleri ıslatayım. Öğlen yemeğine değişik bir şey yesin çocuklar. Hadi yemek yiyelim oğlum. Gene mi bir dilim ekmek, iki zeytin? Oh, çok şükür. Ya baba, hasta ettin adamı. Ne var be nankör kedi? Tarlamızı sürdük, yemeğimizi yiyoruz. Şükür edecek ne var Allah aşkına baba? 36 çocuğa bu tarla ne yapsın? İyi beslenilmeyen bir evden ne santrofor Hakan çıkar, ne de stoper Tugay. Kim ulan onlar? Galatasaraylılar baba. Sana ne lan Galatasaraylı'dan? Senin kıçında donun yok. Aceleden giymeyi unutmuşum baba. Bu arada şunu da söyleyeyim, ben de evlenmek istiyorum baba. Manyak mısın oğlum? Köyde evlenecek kız mı kaldı? Hepsi kasabaya gitti. Köyde kız olsa ben alırdım şimdiye kadar. Şehre gidelim artık baba. Bu köyde hepimiz çürüyük gireceğiz. Son kullanma tarihi geçmiş domates salçaları gibi olacağız. Hem ben yedek kulübesinde oturmaktan sıkıldım. Gol atmak, memleketimi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Şehre gitmek benim de aklıma geliyor ama bilmem ki nasıl olur. Şehirdekilerde neyimiz eksik baba? Doğru söylüyorsun söylemesine ama koca şehirde ne iş yaparız düşündün mü oğlum? Şehirde işten bol ne var baba? Bak, gazete iş ilanlarıyla dolu. Eleman aranıyor. Lan senin geleceğini duyup ilan bile vermişler gazeteye. Gidelim işte baba, tam zamanı. Üstelik şehirde ne ararsan var. Haklısın vallahi, ne ararsan var. Gidiyor muyuz baba? Ben eve gidip aday kadroyu açıklayayım mı? Aday kadro falan yok. Anca beraber kanca beraber. Hepimiz gidiyoruz. Yarından tezi yok. Çiftliği çubuğu satalım. Aslan babam benim. Şimdi gidip buna evdekilere haber vermek lazım. Haydi gözünüz aydın. Siz de artık şehirli olacaksınız. Şehre gidince elinizi sıcak sudan soğuk suya koymayacaksınız ve selam. Yani eliniz hep sıcak suda olacak. Sıcak suda yaşasın. Sevinecek ne var kız? Şehre gitmek fena mı kız büyük abla? Ey benim salak kafalılarım. Köyde bunun evleneceği kadın kalmadığı için rahatımız yerindeydi. Şimdi bu rahat durmaz. Hülya avşarı bile üstümüze kuma getirmeye niyetlenirse hiç şaşırmayın. Sahi kız, biz bunu hiç düşünmemiştik. Şehirde bir tanıdığımız bile yok. Kime gideriz, kimde kalırız? Hiç bunu düşündün mü efendi ağa? Doğru ya. Bizimkilerin hepsi küçük kasabalara gitti. Köyden İstanbul'a giden yok.
Ha, o zaman oturun oturduğunuz yerde. Kıda dur. Dur bakayım. Bir asker arkadaşım vardı. Adı İsmail. Tezkere alırken bana adresini vermişti. Ne zaman istersen gel diye. Çok harbi çocuktu İsmail. Saf, temiz bir delikanlıydı. Ensesine vur, ağzından lokmayı al. Öyle biri işte. Adam bizi netsin 36 çocukla Allah aşkına. Canın bir iki gün onda kalırız. Sonrası Allah kerim. Yaşa baba, çok pratik zekalısın. Şimdi şuna bir mektup yazalım o halde. Kız hostes, bir kağıt kalem hazırla. Kağıdı ne edeceksin? Sanki çocuklardan okuma yazma bilen var. Hangisini okula gönderdin ki? Elemanlı hostes azıcık bilir. He, o zaman çocuk sayısı az olduğu için babam bize özenmiş. Hostesle ben ikiye kadar okuyabildik hanım anne. Kağıt kalem hazır baba. Yaz şimdi. Ulan İsmail. Ulan'la mektuba başlanır mı baba? Askerde birbirimize hep öyle söylerdik. Olur mu baba, ayıptır. Peki o zaman. Yaz. İsmail Alça. ne dedi doktor? Bu ay 250 bin ödeyeceksiniz, zam geldi dedi. Demiyorum. Çocuktan haber var mı? Yok, bu ay da yok. İlaçlara devam. Ha bak. Bunu da kapıda buldum bugün. Memnunum kaygısız. Kim bu be? Bizim karavan acı memnun. Hayret, yıllar sonra beni niye hatırladı acaba? Sevgili asker arkadaşım ve can dostum Hulan İsmail. İnşallah sıhhat ve afiyetlisiniz. Bir soracak olursanız... Şşt, çekilin şuradan. Çok iyiyiz hamdolsun. Şimdi senden bir istirhamım olacak. Vallahi mis gibi ev. Üstelik köyün en manzaralı yeri. Mezarlığa bakıyor. Ne istiyorsun sen buna? 20 milyon. Allah'tan kork. 20 milyon eder mi bu ev? 15 veririm. Hadi 19'a evet de giderken evin içerisinde bir iki tane de iskemle bırakayım. Ha? 15. Bak son defa söylüyorum. 17 milyon, 4 sandalye, 7 tane de çocuk bırakırım giderken. Manyak mısın sen be? Ne yapacağım ben 7 tane çocuğu? Vallahi ben olsam alırım. Siz gidiyorsunuz. Ne olacağım ben burada enişte? Dur bakalım baldız. Sana da bir koca bulur. Aldırırım İstanbul'a. Ay Allah. Vay memnun vay. Asker arkadaşım İstanbul'a yerleşiyormuş. Bize gelmek istiyorlar. İki günlüğüne. Kim bu adam? Ne iş yapar? Garibin tekidir aslında. Askerdeyken çok iyiydi görmüştüm. Çok iyi çocuktur. Gelsinler ne yapalım? Bir iki günden ne olur ki? Şuraya iki tane döşek sereriz olur biter. Kaç yıldır görmedim. Yeni evlenmişti o zaman. Helaman diye bir çocuğu olmuştu. Ama başka çocuğu olmuş mudur acaba? Hadi bakalım hadi. Hadi kuşumu. Gelin bakalım hadi. Hadi. Öğlen yemeğinde mis gibi kuş yemi buldu babanız size. Bandıra bandıra yiyin. Doyamazsınız tadına. Bandıra bandıra yedeni doyamazsın tadıma. Bandıra bandıra yedeni doyamazsın tadıma. Bandıra bandıra yedeni doyamazsın tadıma. Bütün numaralar bende. Sen de katıl bana. Sana mektup var memnun abi. Sağ ol. Bizim İsmail bu. Oku. Ulan memnun. Demedim mi size? Okuyorum. Ne zaman istersen gelip bizde kalabilirsin. Sana ev ve iş konusunda da yardımcı olurum. Başımın üstünde yerim var. Baba, arkadaşı koca kafalı galiba. Susun lan. Hayırlı uğurlu olur inşallah. Selam Kerem. Ne zaman gidiyoruz baba? Yarın ilk otobüsle gidiyoruz istasyona. Hadi koşalım. Hadi. Hadi güle güle abla.
bırakın ya, seni gel. Pinin yavrum. Pinin yavrum. Ah canım. Pinin yavrum. Hadi hadi, hadi gel. Gel oğlum. Pin oğlum. Pin. Ah canım, öpeyim ben işte. Ah alacağım beni. Değil mi ben işte. Alacağım kızım, alacağım dedim ya. Alacağım. Hadi hadi. Ay hadi. Ah yaşa. Gel 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 gel. Hadi hadi, hadi kız, acele edin hadi. Hadi. Ben. Ben. Hadi. 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 İki eksik kırk fazla, İstanbul bizi sakla. İki eksik kırk fazla, İstanbul bizi sakla. Buyurun. Dünyayız biz, çocuklarız. Biz bize benzeriz, bizler kaygısızlarız. Savun İstanbul, biz geliyoruz. Hey! Aman aman gelin, biz siz eksiktiniz. Ne diyor lan bu? Dürzü, yürüyün lan. Hadi koş. Başlar. Hadi. Acele etmeyin. Neden acele ediyorsun? 7 yaşından küçükleri parasızmış baba. O zaman herkes bedava derim ben baba. Sadece 7 yaşından küçükler geçebilir. O da 7 yaşında zaten. Göstersene oğlum sükatını. Bak. Tamam. Geçin. Kardeşini getiriyorum. Bedava geçtik baba. Beni nüfusa niye geç yazdırdın diye kızıyordun bir de bana. Yürü lan! Yürü ya! Yürü! Kapı yakama! Oraya dikkat et! Oraya dikkat et! Oraya dikkat et! Geç! Gel buraya! Otur ya! Ben biri bu taraf! Gel! Gel buraya! Gel bakalım! Gel ama! İstanbul bitti hocam, ipini koparan geliyor artık. Eyvallah, haklısın kardeş. Çay, yok mu çaydan içen? Bize çay getir bakalım. Kaç tane olsun abi? 40 tane getir. Oldu abi. Abilerim, ablalarım, şu elimde görmüş olduğunuz taraflar Çin'den ithal edilmiş emsallerinden daha üstün olup tab 35 dişlidir. Almanya'da Bayern Münih takımı kadar meşhur olan bu kalemler şimdi Türkiye'de. Sayın yolcularım, babam kanser, annem verem, abim tren altında kaldı. Kız kardeşim 3 gözünü kaybedip kör oldu. Bu arada evimiz yandı ve televizyondaki bir yarışma programında İspanya'nın başkentini bilemeyen halam bir gecede tam 200 milyon lira kaybetti. Sağ olun. Sayın yolcularım, babam kanser, anneciğim, abone, emekler ecibimde. Geldik gelmesine ya, nasıl geçineceğiz bakalım. Bu kadar çocukla İstanbul'da aç kalınır mı? Lan, aranızda şunun kadar aboneyi söyleyecek yok mu? Hayırlı lan birbiriniz adını da Wimpy koyalım. Yok be, Pronto koyak daha iyi. Benimki Wendy olacak. Hani vücut ölçülerin bozulmamak.
hadi. Yürü. Hadi hadi dert etme. Bizim de çocuğumuz olur elbet. Yaşım ilerliyor İsmail. Şu evde bir iki çocuk cıvıltısı olsa fena mı olur Allah aşkına? Ben bakarım. Ah! Bu evde istediğin çocuk cıvıltısı olsun hanım. İstediğim fazlasıyla geldi. Vay devrem. Hoş geldin. Karavanacım memnun. Daha doğrusu cümbül çabuğa. Hoş geldiniz. Ver oğlum İsmail amcanın sigaralarını. Ama vurmasana çocuğa. Vurmazsam nasıl terbiye ederim bunları İsmail? Ya laf aramızda nedir bu kadar çocuk memnun? Vallahi bizim köyde adettir İsmail. 10 çocuğu olana kısır derler. Peki hangi çocuk kimin? Abi, hatırlıyor musun? Kimindir? Adlarını biliyor musun? Bilmem. Adlarını bile şaşırıyorum bazen. İkinden 9 tane oldu. İkincisi... 12.'yi doğururken öldü gitti. Neden öldü hala anlamam. Taş gibi karıydı. O ölünce terbiyeyi aldım. Biraz kafadan kontaktır ama iyidir. Bunların en cimcimesi, en moderni kafiyedir. Vücudu bozuluyor diye 4.'sünden sonrasını doğurmadı biliyor musun? Aferin, akıllı kızmış. Ben bakkala gidip bir şeyler alıp geleceğim. Peki hanım, ben misafirlerle ilgilenirim. Tamam hadi. Bırak oğlum o vazeyi. Kırmak istiyorsan al şu kül tablasını kır. Sylvester sana söylüyorum. Buna lan niye Sylvester? Ya ilk 7'ye kadar isim bulmak kolaydı. Fakat sonra giderek zorlaştı. Bu sefer artist isimleri koymaya başladı. Cüneyt, Kadir, Türkan, Hülya filan. Onlar da bitince bir gazetede gördüm ki Rambo'nun asıl adı Sylvester diye. Onun adını koydum buna. Şu sarı saçlının adı ne? Ha onun adı da 78D341. Takside doğunca taksi plakasını isim olarak vermiştik. Peki bunun adı ne? Bakayım bunun adı 19. 19 mu? Bir zaman sonra yabancı artist isimleri bulmak, takside doğurtmak kolay değil. Numaralamak zorunda kaldık İsmail. Oğlum bırak o perdeyle oynamayı. Yırtacaksan gel şu masa örtüsünü yırt. Senin çocuklar nerede? Benim çocuğum yok. Yok mu? Yok. Askerde yemeğin hep şaplı kısmı sana geldi galiba İsmail. Yok canım. Kimse de kusuru yok. Kısmet değilmiş henüz. Baba ben nasıl oldum? Seni leylekler getirdi oğlum. Niye bu amcanın evine hiç leylekler gelmedi? Defol git yersin şimdi şapla. Bak bu amcanın çocukları olsa şimdi arkadaş olmuştuk. Canım sıkılıyor benim. Oğlum git kardeşlerinle oyna. Hadi lan hele. Bana bak çocuğun olmadı diye dert etme sakın ha. Şunların iyilerinden birkaç tane seç al. Vallahi senin olsun. Bu iş kısmete bırakılmaz. Yeni bir yenge düşünmüyor musun? Bana bak istersen sana Sabriye'nin kız kardeşini alalım. Adı Fıskiye. Taş gibi karıdır ha. Zeynep yengeyle de arkadaş olurlar. Olmaz memnun. Burası şehir. Buralarda hemen medeni kanun var. Ne yani? Biz medeni değil misin ha? Hayırlı işler Cevat abi. Buyur yenge. Bana 4 tane ekmek veriver. Yok 6 tane olsun. 6 olur mu hiç? Sen en iyisi bana oradan 16 tane veriver abi. Hayrola yenge. Radyo haberlerinde savaş durumu mu var? Irak körfezi mi şehitti gene? Yoksa memlekette tatsız bir hadise mi var? Vallahi memleketi bilmem ama yakında bizim evde bir savaş çıkacağı kesin. Hadi hayırlı işler Cevat abi. Hadi güle güle. Allah Allah. Yoruldun be Zeynep. Çocuklar sana yardım etsinler. Aman yok canım. Taşıyorum işte.
Taşımana gerek yok. Çocukların önüne am çekirge sürüsü gibi yerler ekmekleri. Siz açsınız da ya. Tabii. Yarım ekmek yeter mi? Biraz daha fazla lazım. Varsa tabii. Ne kadar? 10-15 tane yeter. Tabii. 10-15 ekmek mi? Ya. Askerde amma ense yapmıştık be. Hatırlıyor musun? 24 ay boyunca yan gelip yatmıştık. Senin de işin gücün yan gelip yatmak zaten Allah'ın tembeli. Memnunum, günahını alma yenge. Şu çocuklara baksana. Bu adamın neresi de tembel. Çalışmış işte. Yaşa sert. Bu da böyle gidiyor geliyor ya. Sana da zahmet oldu yenge. Yok şimdi de zahmet. Hadi buyurun. Ne oluyor lan? Niye vurdun İsmail amcanın ensesine? Sen hep İsmail iyi çocuktur. Ensesine vur, lokmasını al, iyi sesini çıkartmaz derdin ya baba. İyi lan hadi. Türkan, yesene imanı gıcı. Ben tatlı yiyeceğim. Tatlı yok ki kızım. Ben tatlı istiyorum. Tatlı. Canım aşkına. Üzüldüğün şeye bak. Bunların tatlı dediği şey bu şeker işte. Başka tatlı bilmezler. Alın ekmeklerinizi serpeleyin yiyin. Bana bakın lan. Yemekten sonra herkes elini yüzünü yıkayacak, tamam mı? Ne yıkayacak? Burası İstanbul Memnun. Sular kesiktir ki gene. Evdeki su da bu kadar insana yetmez. Tamam, peki o zaman. Kimse elini yüzünü yıkamayacak, tamam mı? Herkes elini yüzünü kazana silsin, tamam mı? Hadi. Çavuşu hatırlıyor musun? Çavuşu. Ana anlamadım. Çavuşu diyorum, çavuşu. Hayır. Ben de hatırlamıyorum ha. Bunun sesi nereden açılıyor? Oğlum sağır ettin bizi be, şunu kısık dinlesene. Duyamıyorum ki İsmail amca. Şimdi hiç duymuyorum. Onun için vurdum zaten. Ben şunları yıkayım, komşulara geri götürüyorum. Götür karıcığım. Yıkamana gerek kalmadı yenge. Neyse, bunu kurtarabildik hiç olmaz. İmdat yetişin, adam öldürüyorlar. Ne oldu kız? Tabi ağlan kafiyeyi dövüyor. Yoksa sen Zeynep mi? Yok canım, benim karılarım herhalde. Seni öldüreceğim. Ah, söndür bakalım. Allah yok. Otomu atma. Al bunu at. Takım bozulmuş zaten. Geberteceğim şunu. Eleman yetiş. Yedi. Bizim oğlanın spor merakı bu sefer işe yaradı. Bırak! Durun ayol! Ne oluyorsun? Ne çıldırıyorsun? Sıra benim diye tuttum. Sırası olacak canım, bulaşık sırasıdır herhalde. Canım, tuzluğu da kırmışsınız. Ya İsmail, müsaade et. Şu tuzluğun parasını ödeyeyim bari. Ne olursun İsmail? Baba, silgisayarın üzerine televizyon düştü. Koşun çek ya. Televizyona bir şey olmadı ya. Ya boş verin televizyonu, gidip çocuğu kurtaralım. Ya telaşlanma yenge, bizde çok var. Baba, bu televizyon çalışmıyor ya. Askerdeyken şeyi hatırlıyor musun? Hayır. Ben de. Ben şunları yatıramayayım.
Ben de yatak odasından battaniye falan çıkartayım. Baba, ben helikopter istiyorum. İştirdiler helikopterine. Yürüyün yavrum, yürüyün, yürüyün. Yat, 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 yat. Ay bunların hepsi burada mı yatacak? Aman, üzüldüğün şeye bak. Sen bizi düşünme, biz gidip başka yerde yatarız. Koşat! Gürültü patırtı istemiyorum, tamam mı? Herkes yorganı başına kadar çekecek. Gece hızlı hızlı soluk alıp verme sesleri duyup başını yorgandan dışarı çıkaranı fena yaparım ona göre. Bak böyle bana. Nereden bilebilirdin böyle olacağını? Ben tanıdığımda bir tane karısı ve bir tane çocuğu olan da normal bir adamdı. Merak etme. Bir iki güne kadar giderler. Yarın da tezi yok. Bunlara bir ev bulalım. Gel. Ben sevdim bu evi İsmail. Artık birkaç ay burada kalırız hayırlısıyla. İşin bokunu çıkarma memnun. Bir iki gün kalın yeter. 3 ay. En fazla beş gün. 2 ay olsun. Bir hafta da fazla olmaz memnun. Neyse. Hele 1 ay olsun. Sonra bakarız bir şeyler İsmail. Sonrası Allah kerim. Bir ay mı? Bir ay olmaz. Olmaz memnun. Olur. En az 2 ay. Evi barkı sattık, düştük yollara. 3 kadın 40 nüfus benim neyime. Kirli havasına, kesik suyuna. Biz geldik İstanbul bal kollarına. 2 eksik 40 fazla İstanbul bizi sakla. 2 eksik 40 fazla İstanbul bizi sakla.